geliyor, kurt geliyor. Ne değildir ya? Bu 100 çocuğun bu 100 yetişkine karşı rekabet edebilmesi için iki büyük küp yaptım. 100 saat sonra içinde en çok insan olan küp $500,000 bölüşür. 100 çocuk ebeveynleriyle rekabete giriyor. İstirbiz sarar. İçeri kapatıldık. Kapılar kapandı. Bir başımızdayız. Birkaç yetişkine yenilecek misiniz? Birkaç çocuğa yenilmeyeceksiniz değil mi? 500 bini paylaşmanız... Alper Ren'le... gerekiyor. Paylaşımcıyım. Birazını paylaşım. Yok doğru. Sadece kazanan takımdan kalan oyuncular $500,000 bölüşecek. Bir saati doldurduk. Ne şimdi abi challenge ne ya? Sağlığım oldukça yerinde. 99 dikkat. Saat var mücadele abi. Başlayalı bir saat oldu ve çıkarsanız evet. Size $1,000,000 veririm. Dayanmalarını abi. Bu 500 bin dolar veriyor. Alper Rende de 40 bin TL veriyor ama yadırgamıyorum ben. Okey bence. Olacak. Karar vermek için bir dakikanız var ve başladı. Şu an çıkan $1,000 alacakmış. $1,000 iyi para. Türkçe konuşuyor, niye çeviriyorsam. Için çıkmayacağım. Çıkan herkes $1,000 mı alıyor? Evet ama şu an geçerli teklif. İnsanlar gidiyor. Bak sağ üstte süre bu var. Bu oğlum mu? Hey babasının oğlu. Bu hiç iyi olmaz. Çıkan son kişi sensin. Zayiat'a bakalım. Sadece bir saatte 12 yetişkin, 10 çocuk eledik. Hepiniz çıkıp bizi 88 yetişkinle bıraksanıza. Birçok kişi çıktı. Sona kala kaç para alıyor? 500 bin doları bölüşüyor. Bildin sadece dursan yeterli dayı. Evet duruyorsun sadece. Yarışma bir tık zormuş. Öğrendiğimize göre bir şeyi halletmeliyiz. Bunu imzalamalılar. Çocuklarımızın parayı istiyor. Mesela bizim takımdan herkes giderse... Yo ben mesela sonsuza kadar durdum. Ben kazanıyorum o zaman değil mi karşı taraf? Aynen. Kadar. Evet dayı ben mesela 100 saat kıpırdamayabilirim. Yemek falan veriyorlar mı? Çocuklar kazanırsın. Bunu imzaladıklarına inanamıyorum. Yemek yemeyeceğim. Yemeyeceğim yemek. Yok yemek yok. Su yok yemek yok. Yok oğlum o kadar değildir ya. Çoluk çocuk öyle. Tuvalet geldi. Aa tuvalet getirdiler. 99 saat kaç gün yapıyor? İçinde biri mi var? 24 gün hesabı. 15 gün. Söylemediniz. 15 gün. Sana iyi kakalar dostum. Nasıl yaptığını bilmiyorum. 15 gün vardır ya. Osuruk borusu mu? Osuruk borusu. Umarım düşen şey kumdur. Yarışma başlayalı 5 saat oldu. Ben de ne yapacaklarını görmek için onları yalnız bıraktım. Artık sıkılmaya başladım. Fayanslara bakıyoruz ve onları sökebildiğimizi fark ettik. Yani... Sökmeye başlayacağız hepsini. Evet, sökeceğiz. Yarın kim okula gidiyor? Şunu al. Şurada dur. Hey Nolan! Evet. Gelsene. Durun. Neden sürekli bunu yapıyorsun? Çünkü çok eğlenceli. Bir fikrim var. Evet. Ve ertesi sabah çocuklardan biri kaç yetişkin kaldığına baktı. Bu ne yapıyor oğlum? Hile yapıyor. Onlara mı söyleyecektin? Seni 500 bin dolardan uzaklaştırmam gerek. Kaç kişi kalmış? Kilitliydi. Niye yaptı böyle bir hareket lan? İki takımda sayıya bakacaktı. Ne? Bakalım başkalarını çıkarabilecek miyiz? Dayı, size ah, yulaf ezmesi getirdik. Hayır ha, güzel değil. Bunu kim yaptı? Bilmiyorum ben yapmadım. Yulaf veriyorlar. Ben bir iş çıkardım ve yemek yapmanı yasaklıyorum. Ne oldu? Çıkıyor musunuz? Dur. Nereye? Evet. Yulaf ezmesi her zaman işe yarar. Sekiziniz çıktığına göre kim kazanır? Onlar. Oh. Evet. Bu yulaf ezmesi korkunç. Çok ya kötü. Sonunda en çok nerede insan var son mu kazanıyor kanka? Evet. Yo, evet. Öyle mi? Aynen. Ve orada kalan kişiler 500 bin doları paylaşıyor. Anladığım kadarıyla. O zaman abi nasıl güveneceksin yetişkinler takımına ya? Abi en başta çıkıldı öldü. Doktor çağırın. Kimse yulaf ezmesini sevmeyince... İçinde şeker yoktu. Bir fikir buldum. İki kişi çıkarsa herkese Taco Bell. Hayır. Aynı teklifi yetişkinlere de yapacağım. Ama onlar başka bir şey isteyebilirler. Çok fena kahve istiyorum. Kahve. Kafein. Teklifim var. Kahve istiyorsanız ikiniz dışarı çıkmalı. Abi burada nasıl bir strateji uygulardın? Kanka, psikolojisini bozman lazım. Bak şimdi bak şöyle. Şimdi burada zaten bir gün geçirdik ya. O bir gün içerisinde ben burada bağlantıları zaten kurardım. Yani herkese bir osuracağım durmadan. Muhabbet makarayı kurardım zaten o bir gün süresi boyunca tamam mı? Tamam. Sonra burada tamam. İki kişi mi lazım? Bağlardım abi işte ben sonuna kadar buradayım baba sen çık ben çıkınca seni bulacağım göreceğim seni gibisinden bir bağlamaya girerdim gibi geliyor. Veya birilerini zorbalayıp hadi git lan falan derdim. Git de oğlum yemek yerim bir boka yaramıyorsun zaten falan gibisinden.
Ama abi karşısı da şey olmalı ya. Birkaç kişiye de şey yapardım. Kardeşim, parayı her zaman kazanırsın. Bak ne güzel sevap kazanacaksın. Hadi çık da şurada bir kahve içelim. Burada da oynardım. Ama o insan profillerini seçerdim önce hani. Hangisi neyi yiyecekse. Kahve getireceğim. Uyar mı? Bu YouTube'da ne zaman yayınlanacak? YouTube mu? Nolan 75 kahve sözü vermiş. Starbucks'ın tepkisi. Şuna bir kahve için de değmez ya bari ya. Yemek falan söyleselerdi. Çocuklar teklifimi reddetmiş olsalar. Birkaç tanesi çıkmaya karar verdi. Yapma. Birileri yarışmadan çekilmek üzere millet. Gidiyorum. Gitmeleri bizim için daha çok para demek. Kahveleriniz tamam da yenileceksiniz abi. Aynen oğlum, yenileceksiniz. Baba ben sana söyleyeyim bak, bu yarışmanın tamam bak. Ben içeride 10-12 saat geçirdim mi tamam, artık sonsuza kadar içerideyim gibi bir şey yani benim için. Ya en başta o parayı alıp çıkacaksın gideceksin ya da sonsuza kadar içeridesin. Tabii. Yoksa bir anlamı kalmaz yani. Sağ ol. Şimdi bu yarışmayı bakalım başka para teklifi gelecek mi? Ben de onu bekliyorum. Kapıları açın. Her küpün önünde dev bir düğme var. Önümüzdeki 24 saat içinde bir ara... Sen 24 bu... saat 31 çekmeden duramazsın abi. Sen kendinle karıştırdın herhalde beni. Abi yoruma bakar mısın ya? 24 fazla değil mi? Ne alakam bunu benim ya? Taraf diğer takımın bölgesini küçültecek ve Carl ne zaman istersen rengi yeşile çevirebilirsin. Sana kalmış. Görüyor musunuz? Yani ciddi bir soru. Bu yarışma Türkiye'de olsa o binadan bir kişi çıkar mı amına koyayım o yüzer yüzer gruplardan? Sana bir şey söyleyeyim mi bak? İlk turda 1000 dolar verdik ya. Bir kişi içeride kalırsa orospu çocuğuyum. Bak bir kişi kalmaz içeride. Ben sana söylüyorum. O 1000 dolar dendiği anda content biter, anası sikilir content'in. Bitti arkadaş. Görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Bambaşka bir şirkle diye kapatırım yayını. Şey. YouTube videosunu. Çık aklımdan. Yok yok. Çok zarara girerim. Abicim aynısını. Yapalım şey, yapalım. 100 bin lira yapalım. Yok abi yapmayalım. Dur içeride küçük odaya aynısını yap. Kameralar iki kenardan. Yapalım lan dayı bu arada. Çağrı. Yok abi çık kafamdan çık. Çık. Canlı yapalım. Bizim ekibi ikiye bölelim. Vallahi abi aynen. Yaparız. Yaparsın ben biletimi abi. Alıp geliyorum. Bir mutfak takımı, bir salon, küçük oda takımı yaparsın. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Aklıma kötü kötü gidiyor. Güzel güzel şeyler de gidiyor. Ne olacak peki? Yaptık diyelim ki. Mutfakta bir takım. Bir takım da şeyde. Küçük odada. Yine aynı. Bir kişi de sunucu gibi. Ya çıkanlar iPad Pro dediğim anda amına koyayım. Ben çıktım direkt. Çıktı. Çıkacak herkes işte. Content de olmayacak. Ben Yağmur'a bak şunu veriyorum desem yine çıktı. Çıktım bu arada. Ya çıkar abi, tanıyorum yani. Yani arkadaşlarımı da tanıyorum yani hafiften. Mert'e desem gel sana de git. Çıkanlara güzel bir şarkı söyleyeceğim desem Mert de gitti. Ben adam kalmaz. Ben bir RGB'le çıkarım abi. O zaman abi kalanın sonuna büyük bir ödül vermen lazım. İşte o zaman beni çıkartamazsınız. Hazır 3 kişi var. Sana 150 lira versek çıkarsın amına koyayım. Çok iyi. Rengi maviye çevireceğim. Bakalım birilerini kandırabilecek miyiz? Aa. Bu korkunçluk fenaydı. Ben çıktım. Çıktın mı? Tamam, ikiniz beraber. Hadi gidiyoruz. Geçiniz. Sadece 50 kişi kaldınız. Sizce yetişir. Ben itiraz ederdim abi orada yanlışlıkla. Renkleri birkaç kez değiştirip sonra yeşil yapalım bakalım. Oldu. Ulan yavaş be. Çocuklar uyudu ya. Bir de algıları açık oluyordu hani bunların. Salak ya. İkinci günün sonundayız ve çocuklar şimdiden... Çocuklar fena yenildi ya. Lan nasıl yenildi abi onlar? Hey millet! Yeni bir teklifim var. Gerçi daha bitmedi ama bayağı girmişler. Kanka bunu TR'de yapsan kavga çıkar içeride. Sigara migara bilmem ne. Bütün sorun sigara, bak, yakan olur değil mi sigara kesin? Sigara yakanıp elenen de olur. İçeride kafa kafaya birbirine giren de olur. Sen niye baktın? Ben bakmadım. Sen kimsin? Ben kimim? Kavgası da olur. ...olduğunu biliyoruz. Alanınızı küçültmeme izin verirseniz size yemek olarak pizza ısmarlayacağım. Eve gidene kadar yulaf ezmesi yerim. Karar vermek için bir dakikanız var. Döneceğim. Yulaf! 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 Hep bunu istiyordum ben. Üzgünüm. Jimmy zorla yaptırıyor. Oha çok küçülttüler. Pekala afiyet olsun. Eğer kazanırsam... alanımızı küçült pizza yiyelim abi. Çocuklar onu yaptı işte. Mantıklı. Pizza getirdim. Ama küçük boy söylemişler ya. Evet ya.
Yanında içecek. İçeceksiz gitmez abi. İçecek de yok. Bu ne abi ya? Ama gece. Lan kudu kudu nasıldı şurada? Selamünaleyküm. O kadar da ciddi yapmayın kuralları ya. Aleykümselam. 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 Ben Nesrin dayım. Pizza geldi, Nesrin de aynı anda geldiler. Pizza televizyondan geliyor, televizyondan. Nesrin. Gerçek değil, televizyon. Tamam. Yer kalmadı. Ve 60 yetişkin kaldı. Sence kaç çocuk kalmıştır? Eğer her gün bizim gibi yulaf yiyorlarsa 15 falan. Aa, bence farklı kaybediyoruz. Aa, bilmiyorlar içeride kaç kişi kaldığını da. Evet. Dördüncü işte olay günde o. İnsanlar gerçekten çok ama çok sıkılmıştı. Ben de onlara bir sürpriz yapmak istedim. Açılın bakalım, şakam yok. Merhaba, ailenizle konuşmak için Bora ister misiniz? Evet. Tamam, geleceğim, bekleyin. Çok heyecanlıyım. Merhaba. Annen hala burada. Aa, bir aa. Kim kazandı çocukları o zaman? Kendi çocuklarıyla katılmışlar. Ben burada olsam... Yani Alp, sen kendi çocuğunla gittin, 1000 doları verdiler, çıktı 2000 dolarla evine döndün 15 dakika içerisinde. Mis gibi para bu arada. Durduk yere. Evet, öyle dedi. Hey. Merhaba. İşte benim kızım. Seni çok özledim. Hey, güçlü kal. Kırmızı çizgiden uzak dur. Seni seviyorum kızım. Ah. Üzgünüm millet. Benimkiler birilerini çıkarabilir miyiz diye şaka yapmak istedi. Bu boş bir el çantası. Çantayı içeri sokup bununla insanları çıkarmaya çalışacağız. Merhaba. Görüyor musunuz? Onları ayartmak hep de çocuklara yapıyorlar ama bu fişlikleri. Çocukların amına koydular ha bu arada. Bu yani ya. Kandırıyorlar, sürekli eriyorlar. Bir şey, her türlü çıkacaktım zaten demiştin değil mi? Evet. Yazık ya. Ama diğer tüm videolarında çanta boştu. Onların yaptığı hiçbir şeye güvenme. Yetişkinler kesinlikle buna kalmayacak kadar zekidir. Mümkün. Bence daha çok yetişkin çıkabilir. Dinleyin. Yok canım, daha ne? Boş bir el çantası. Bak, Cem'e 1000 doları bir kez vereceğini söylemişti. O kadardı ama. Bunu tekrar yapacağız ama bu kez taş gibi olacak. Dur, gitme. Neden bir daha? Yeter, hep aynı tri yiyor bu salaklar. 4 olacak mı? Çıkan kişi sersemdir dostum. Aman, termiş de çıktı. Şimdi sadece bir duvar var ve sarkıyor. Dikkat! Ulan var ya. Hayır, oğlum insan oldu geri zekalı ha yani bununla. Şema sonuncuya 5000 dolar koyacaklar kesin. Ama o çocuk gerçekten berbatsın. Söylesene, beni kim suçlayabilir? İnsanlara boş el çantasını göstereceğim ve çıkarlarsa çıksınlar. O çantaya bir atış yapabilir miyim? Ben de deneyebilir miyim? Sanırım istemiyorlar. Eminim yetişkinlerin güveni daha fazladır. Evet, yetişkinler daha zekidir. Bu çok utanç verici olacak. Abi buna niye çıktın? Lan buna niye çıktın abi? Bir de çantayı da almış bak. Cem'i dünden beri geldi. Ya onun temizinden güzel çanta ama ya. Ne olacağını merak ediyoruz. Şimdi küpün üstünde. Buraya arkadaşınla girmeyeceksin ya buraya ama ben söyleyeyim sana. Orada şey desem mesela. Oğlum gidelim eve lol mol atalım, FIFA mi atalım. Direkt çıkar giderdik. Bir balonla. Yarışmacılara bu balonları patlatmamalarını söyledik. Ve bu emirlere uyarlarsa cezalandırılmazlar. Aşağı gönder. Balon koyun kenara dursun abi. Derken, hatta tuvalete sokun. Sponsorumuz Nerf'ten bahsedeyim. Bu Nerf Mythic Gel Fire Blaster. Şuna bakın. Jel topakları atıyor. Keşke çocukken böyle İyiymiş. Şeyler olsaydı. Bu çok saçma. Bu şeyler atlar harika. Bundan. O kadar harika ki kendiminkini yapamıyorum. Şinole girer miydin? Ben şinole girsek ne olacak? Mr. Beast Nerf Blaster. 3 kelimeyle nasıl dönelim 5 gün amına koyma aynı yerde. Şino ne yapıyorsun? Yatmaca tarzı gameplay. Dost ne yapıyorsun? Yatmaca play. Abi ne yapayım? Gameplay'im bu falan. Takılmaca gameplay. Sağ sol yaptım. Ercan diyorsun ya bu Zamazingo ne zaman bitecek? Jolt'ladım ama onu. Ha iletişim de kuramazsın anladın mı? O Ercan dedi boş kutuya çıkan olurdu işte. Tek atan yere otomatik moduna ya da otomatiğe geçebilirsiniz. Ve bu kartuşta birçok top var millet. Vay canına, patlattılar bile. İyice yok abi bu çocuklar akıl biraz olmaz. Akıl olmaz ne ya? Bunlardan sınırlı sayıda var. Bu çocuklar akıl olmaz harbiden. Ve şansınız varken Mr. Beast Nerf Blaster'ı ön siparişle alın. Nerf ya da hiçbir şey. Aa bu çok eğlenceli. Ege şey der. Tamam, abi şimdi ayak dışıyla kayacağım ya. Kim aldı? Balonu patlattığınız için
Küpünüzü daraltacağız. Evet. Nolan topu direkt evet. duvara attı. Hayır. Yani Nolan'ın suçu mu? Evet. Orada Nolan'ı tutup fırlatırsın dışarı baba. Yapma. Alçak. Bak evet. Ben böyle alırım sütüklerim kırmızıya herkese çıkartırım. Merhaba. Bu çocukların balonundan patlattı. Balonu patlattığınız için küpünüzü daraltacağız. Yani testi geçtiniz. Ama aşağı inerken biri çizgiye bastı. Karl onlara görüntüleri göster. Tam orada. Basmış oldu. Bile bak, basmış. Tüm paramı size bıraktım. Çıktığınız için sağ olun. Ne taşıdığınızı biliyor musun? Bir masa. Biz de mesela kanka. Bak sürekli düşünüyorum. Biz de basmadığı için yani çıkmak zorunda kalacak ya. Aynen öyle. Kavga ederlerdi yani. Kavga çıkardı yani. Hoş. Abi canım. Tabii. Kesin bir kavga çıkardı. Bastım basmadım ya. Sikim sizin kontentinizi. Bir de şey, kamerayı kapat. Oynamış gibi yapalım. Ya dayı kavga geç içeri kesin bıçak bıçak kesici alet falan sokarlar tamam, manyak. Yani. Yok çatışma çıkar amına koyayım. Tamam. Bu sizin küpünüz. Burada çocukların küpü. Seçtikleri rakam rakiplerinin küpünü kaça böleceklerini belirleyecekti. X şeklinde bölünmesini istiyoruz. X. Tamam. 1 ile 5 arasında bir rakam seç bakalım. Mantıksız bence de. Sen ne yapardın siz? Yani. Dur. Ve... Boom. Şimdi yetişkinlerin sizin küpünüze yaptığına bakalım. Evet. Hiç fena değilmiş. Güzel. Bu çizgiler çok yer kaplamasa da üstlerine basmak birçok hataya neden olabilir. Burası çok stresli olmaya başlıyor. Tuvalete girdiğinizde dikkat edin. Sizin yerinizde olsam o kadar geçmezdim. Neden üstünden geçiyor ki? Bu çok zor. Eğlenceli. Ben hareket zor. Etmezdim ya. Oğlum şöyle bir şey söyleyeyim. Çocukların odasında... Mesela bir yetişkinlerin odası da birazdan öyle olacak ama mesela burada benim... Alanım kalmadı mesela anladın mı? Benlik bir alan kalmadı gibi yani şurada. Yani şu dilim bana belki anca yeter yani. Dümdüz uzansam. Bilir. Burası çok stresli olmaya başladı. Tuvalette uyurdun abi oturarak. Sen bence şu an kavga ederdin Çağrı. Neden üstünden alan dar, gerginlik başladı. Ben sigara yok. Ben uyurken hepsini iterdim ya dışarı. Sen çıktıktan salak kendi takımını ne yapıyor bu? Oradaki her bir insan kazanırsa 10 bin dolar kazanacak. Bu muhteşem. Bunu yapan kişi olduğum için mutluyum. Bu çocukların hiçbiri 5 gündür okula gitmedi. Bu yüzden öğretmenleri için özel bir şey yapmak istedim. Evet, öğrencilerinizi aldığım için özür dilerim. Şu an her şey düşünmüş bu da ya. Ve yarışma sırasında en sevdikleri öğretmenlerini sordum ve sizi söylediler. Aa. Bu yüzden bir saniye verin. Matematiği mi? Umarım siz de seviyorsunuz. Aha. Çünkü burada ne kadar fark saymanız gerekiyor. Taş çıksa dur lan. Hayır. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Bu parayı burada bırakacağım. Kazanırsanız ve dersimi alıyorsanız dönem sonuna kadar ödev yok. Gerçekten mi? Evet. Tamam bunu onlara söylerim. Ne oldu lan hocaya para mı verdi? Dayı bir de yani 50 bin dolar falan mı verdi? Oğlum, kanka verdi? Ben olayı çözdüm kanka. Oğlum ne? Bunun devamsızlığı var. Notları var bilmem nesi var. Hocaya dedik yani al bu çocukları dedi sınıfta bırakma. Oha. Bir de çakmıştır abi. Ya abi. Tövbe estağfurullah ya. Amına koydum ne pislik bir game. Al sana iPad Pro kanka al. Tamam abi aldın aptal sonunda. Aptal ya. Aldın mı? Aldın ha aldın al al. Harbi aldın mı? Ha aldı, aldı bak mı? Ekranda bak al. Hayır olsun ya abi. Ya ne yere gidecek yokmuş oğlum ya. Yedi zekalı mamın ya. Bana bunu bilim. Tövbe estağfurullah. Eğer kazanırsanız yıl sonuna kadar ödev vermeyeceğini de söyledi. Kazanacağız. Yarışmanın bitmesine 2 saat kaldı. Onlara yulaf ezmesi dışında bir şey vermek istedim. Çikolatalarımı beğenecekler mi diye görmek için harika bir an. Dikkat! Oğlum adamın çikolatası var lan. Hershey berbat derseniz... Zaten o yüzden mi zengin bu kadar? Bu pataklı sütlü çikolatamız Walmart'ta satılmak üzere. Berberi de var. Hershey berbat. Zafer için çikolata. Doğru. Al hadi. Hershey berbat. Haklısın. Hershey'i severim. Hershey berbat. Hangisi? Yetişkinleri boş ver. 3, 2, 1... Abi saat kalmış. 99 bir saat kala yalan olur mu lan? Çizgiye bastı. Kısa süre önce. Asiktir. Asiktir be. Ya. Ulan bir saat çok kala da var ya. Oğlum. Sana 5000 vereceğiz. Jim bana izin vermedi ama baksana affına sığınmak istiyorum. Katılıyorum. Sadece 30 dakika kaldı. Biz kazanacağız, biz kazanacağız. Çocukların sayısı daha az olsun diye dua ediyoruz. Sence kaç yetişkin kaldı?
Bence 73. Günlerdir buradayız ve yetişkinlerin kazanmasına hazırım. Çocukların tarafında neler olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Buradan çıktığında yapacağın ilk şey ne olacak? Muhtemelen duş. Yetişkinler kazanacak. Üzgünüm oğlum. Yetişkinler kaybedecek. Ay bu adama Türkçe kim öğretmiş anlamadım. Çocuk ve 100 yetişkin vardı. Sen kanka. Yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Tamam? 10. Biraz daha düşün. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yarışma resmen sona erdi. Millet alanlarınızdan çıkabilirsiniz. Buraya gelin. Ben olsam çıkmam. Kesin bir pislik vardır. Güvensiz amına koyayım. Vallahi çıkmam. Tamam. Yetişkinler kazandı ya. Kazananları açıklama zamanı. Yarışmanın kazananı açık ara farkla yetişkinler. İki katlı ya neredeyse. Adam başı 10 bin dolar kazandılar ha. Ve size de sonuna kadar kaldığınız için kişi başı 1000 dolar vereceğiz. Tabii teşekkür olarak. Gidip babamı bulabilir miyim? Krallar vardı ya birinci dakikada çıkan dayı. Adam 5 gündür hayatını yaşadı o 1000 dolarla. Yaklaşık 700 bin dolar falan harcadı. Evet hadi git ailene selam ver. Aslında öğretmen harbiden oturarak kazandı. 700 bin harcamamıştı ya. Daha çok bile harcamıştır oğlum, doğru söylüyor. Kurgu oğlum bunlar. Şurada adult yazıyor ya, Hasan sürekli porno zannediyor videoyu. Nasıl yani amına koyayım ya? Ben de kazıyorum ya. Bana mı attın acaba sıçı? Hayır, senin bilinçaltın amına. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara, bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.